Haberin merkezi Kanal Urfa ekranlarından bir kez daha merhabalar. Gelişmelerle ana haber bülteninde yeniden sizlerle birlikteyiz. Sevgili izleyenler, bültenimize Kurban Bayramınızı tebrik ederek başlayalım. Müslümanların zulme uğramadığı, sırf güçlü diye fakir ezenlerin alkışlanmadığı, dahası çocukların aç yatağa girip uyumadığı, Müslümanların bir ve beraber olduğu, ülkemiz üzerine hain planlar kurgulayanların bir bir hesap vermeye devam ettiği günler dileğiyle. Yarınımız bu günlerimizden temenni ederim ki çok daha güzel olur inşallah. Kurban Bayramınız bir kez daha kutlu olsun. Sevgili izleyenler, Peygamberler Şehri Şanlıurfa'da vatandaşlar bayram namazı kılmak için camilere akın etti. Geleneği bu yılda bozmayan Kanal Urfa, Kurban Bayramı namazını Eyüp Peygamber Camii'nde canlı olarak ekranlara taşıdı. İyi bayramlar. Aferin. Peygamberler Şehri Şanlıurfa'da vatandaşlar bayram namazını kılmak için kentteki camilere akın etti. Ramazan Bayramı namazını Dergah Camii'nde, Kurban Bayramı namazını da Eyüp Peygamber Camii'nden canlı olarak yayınlayan Kanal Urfa, kurulduğu günden bu yana devam ettirdiği geleneği bu bayramda bozmadı. Çok yoğun bir kalabalık mevcut ve sabahın erken saatlerinde insanlar buraya akın akın ettiler. Eyüp Peygamber Camii'nde kılınan bayram namazını ekranlarına taşıyan Kanal Urfa, namaz sonrasında da vatandaşların duygu ve düşüncelerini aldı. Allah vatanımıza, milletimize, toprağımıza, bayramımıza ve ezanlarımıza göz dikenlere fırsat vermesin diye temennimiz olsun. Bu bayramın milletimize barış, huzur, kardeşlik getirmesini Allah'tan diliyorum. Zulüm altındaki Müslümanların bir an önce refaha kavuşması dileğinde bulunan Kanal Urfa Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Toru, herkesin Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Biz özellikle Peygamberler Şehri Şanlıurfa'dayız. Şanlıurfa'nın en güzel günlerini yaşıyoruz. Ben Allah'a hamd ediyorum. Ne kadar şükredersem azdır. Şu anda haclarımız artık şeytan taşımadan artık hac tavafını yapıyorlar. Kabe'deler. Onların duaları ile birlikte inşallah ümmeti Muhammed'in dirlik, birlik ve ayırmalarına vesile olur. Şu anda ümmetimiz ve İslam alemi gerçekten gözyaşı içerisinde. Müslüman kardeşlerimizin özellikle Müslüman olduklarından dolayı kanları bir su kadar değerli değil. Rabbim ayılmayı nasip eylesin. Ve ülkemiz içerisinde ümmete ve İslam'a tekrar hizmetkar etmeyi nasip eylesin. Tekrar Osmanlı gibi, eski dönemlerde Selçuklu gibi ve şu anlık Türkiye'mizi de ve başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da gerçekten ümmetin ve İslam coğrafyanın birçok yerinde dualar ediliyor. Bizler de dua edelim ve bu dualar zincirine bizler de katılalım. Bu belalar ve görünen, görünmeyen birçok düşmanlarımız var. Rabbim bu düşmanlarımızı kahru perişan etsin. Özellikle bu son günlerde yapılan 15 Temmuz savaşı gibi ekonomi savaşları vardır. Milletimizin ayılması lazım. Katiyen her şey para değildir. Eğer vatanınız olmazsa, birliğiniz, dirliğiniz olmazsa o paranızda bir kıymeti olmaz. Gün, birlik, beraberlik günüdür. Ayılma günüdür. Herkes kendi gücünce bu vatanına, devletine ve kendine sahip olursa Allah'ın izniyle hiçbir şey olmaz. Tekrar dediğim gibi 15 Temmuz savaşları şu an ekonomik savaşlarına dönüşür. Allah'ın izniyle de bertaraf olunur. Bize en yakın olan gerçekten sözü ve yanımızda bulunan Katar emrine, Ertayim'e de buradan bir Urfalı olarak ben teşekkür ediyorum. Gerçekten hem ekonomimize hem ülkemize gösterdikleri yakınlıklardan dolayı tüm ülkelere daha ziyade dua etmemiz lazım, teşekkür etmemiz lazım. Birliğimizi, dirliğimizi ve kendi aramızdaki bu güzelliği daima tamam etmemiz lazım. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Hac ibadeti için kutsal topraklarda bulunan milyonlarca Müslüman Arafat'ta ve Müzdelife vakfesi sonrasında Mina'da şeytan taşladı. Hac ibadetini eda etmek üzere dünyanın dört bir yanından kutsal topraklara gelen hacılar, Arafat ve Müzdelife vakfesini tamamladıktan sonra gece yarısından itibaren şeytan taşlamak üzere Mina'ya geçti. Müzdelife'den Mina'ya yürüyen hacılar, büyük şeytan olarak ifade edilen Akabe cemresine 7 taş attı. Şeytan taşlamanın ardından Mescid-i Haram'a giden bazı hacılar, ihramla ziyaret tavafı yaparken bazı hacılar da bayramın ilk günü kurban kesilmesinin ardından tıraş olup ihramdan çıkarak ziyaret tavafını gerçekleştirdi. Haccın üçüncü farzı olan ziyaret tavafı ve sayını yerine getiren hacılar hacılık beraatını aldı.
الله ربنا وسع ربنا كل شيء صدق الله العظيم. Kurban Bayramı namazı Kabe-i Şerif'te büyük bir kalabalığın katılımıyla coşku içinde kılındı. Kabe imamına uyan binlerce Müslüman hep bir ağızdan tekbir getirdi. Müslümanlar kılınan namazın ardından coşkuyla bayramlaştı. Selamu aleyküm ve rahmetullah. Selamu aleyküm ve rahmetullah. Allahu ekber, Allahu ekber, Allahil hamd. Diğer yandan İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs'ün eski şehir bölgesine bulunan Mescid-i Aksa'da bu sabah binlerce Müslüman bayram namazı kıldı. Filistinliler, işgal altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya girmek için sabahın erken saatlerinde yola koyuldu. İsrail'de ikamet eden Müslümanlar da Mescid-i Aksa'daki bayram namazına katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve teşrik tekbirleriyle bayram namazına kadar Mescid-i Aksa'da bekleyen on binlerce Müslüman, namaz sonrasında bayramlaşarak Mescid-i Aksa'nın avlusunda hatıra fotoğrafı çektirdi. Şanlıurfa'da kesilmek istenirken sahibinin elinden kaçan kurbanlıklar, vatandaşlar ve görevlere zor anlar yaşattı. Kısa süreli paniğe yol açan kaçan kurbanlıklar, belediye görevlileri tarafından uyuşturucu iğne ile etkisiz hale getirildi. Şanlıurfa'da bayramın ilk günü özellikle büyükbaş kurbanlıklar kesim yerine götürülürken sahiplerine zor anlar yaşattı. Sabah saatlerinde Atatürk ve Devteşri mahallesinde iki boğa kesime götürülürken sahiplerinin elinden kaçtı. Mahallelerde bir süre sahiplerini ve kendini yakalamak isteyenleri peşinden koşuran boğalar evlerin bahçesine girdi. Boğaları bulunduğu yerden çıkartamayan sahipleri belediye ekiplerinden yardım istedi. İhbar sonrasında adreslere giden ekipler bahçede ortalığı birbirine katan ve zaman zaman da görevlere saldırıp zor anlar yaşatan boğaları uyuşturucu iğne yaparak sakinleştirdi ve yakalayıp sahiplerine teslim etti. İşte elimden kaçtı. Elinden kaçtı. Evet. Keşke kasa olsaydı ben onu bırakmadım. Elinden oldu sen ama getirdiniz yani. Elinden oldu. Elini sakatladı. Mahvetti. Tam biz ziyarete ilacı yaptı zaten, uyuştu zaten. Evet, bir resim keseriz. Asabazı olsun. Geçen pazar orada indirirken ayon kaçtı. Birkaç kişi hatta ezmeye çalıştı. Bir kişinin kola galiba incirdi. Üzerine atladı. Kafayla salladı. Bu sokağın orasına geri aldı onu. Şu boşta kısladı işte. Arabayla beraber çevirirken işte bu kamyona bağlı. Çek. Bunu çek. Halili ilçesine bağlı Bağlarbaşı mahallesinde de sahibinin elinden kaçan boğa, boş bir arsada Şanlıurfa Büyükşehir ve Haliliye belediyelerinin hayvan yakalama timleri tarafından sakinleştirici iğneyle vurularak yakalandı. Sakinleştirici iğne vurulduktan sonra bir kamyonun kasasına bağlanan boğa, yere düşürülme aşamasında sahiplerine zor anlar yaşattı. Haliliye ilçesi Sırın mahallesinde de sahibinin elinden kaçan boğa, bir iş yerinin bahçesinde sıkıştırıldı. Sakinleştirici iğnenin etkisini göstermesiyle uysallaşan boğa, bölgeye gelen kasap tarafından kesildi. Şanlıurfa'da kurbanlık hayvanları kesmek isterken kendilerini kesen acemi kasaplar, hastanelerin acil servislerinde yoğunluk oluşturdu. Kurban Bayramı'nın olmazsa olmazları acemi kasaplar bu yılda kendini hastanelik etti.
yurdun hemen hemen her yerinde kendini yaralayan acemi kasaplar, hastanelerin acil servislerinde yoğunluk oluştururken, Şanlıurfa'da da manzara bu yılda değişmedi. Boyunu keserken kendimizi kestik. Kaç dikiş atıldı? 6 dikiş. 6 dikiş. Abi şimdi gidince devam edecek misin kesmeye? Evet. Kestik. Boyu keserken kestik. Çok derin mi? Bayağı var. 7-8 dikiş var. Şanlıurfa'da ellerine bıçak alıp kurbanlık hayvanları kesmek isteyen onlarca acemi kasap, her yıl olduğu gibi bu bayramda yine kendini kesti. Çeşitli yerlerinden yaralanan acemi kasaplar özel araçlarda ve ambulanslarla Şanlıurfa'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Acemi kasaplardan bir kısmı ellerini keserken bir kısmı ise omuz, bacak gibi yerlerini kesti. Şanlıurfa genelinde öğle saatlerine kadar toplam 82 acemi kasabın yaralanıp hastanelere kaldırıldıkları öğrenildi. Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma töreni Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in ev sahipliğinde Valilik Şeref Salonu'nda gerçekleştirildi. Düzenlenen bayramlaşma töreninde konuşan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, bayramın tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diledi. Vali Erin, Türkiye'yi kıskaç altına almak isteyenlere karşı bu milletin bir ve beraber olduğunu kaydetti. Saldırılar peş peşe geliyor. 15 Temmuz ihanet teşebbüsü ile yapmak istediklerini şimdi ekonomik saldırılarla gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Dövizle oynamak suretiyle Türkiye'nin ekonomisini sarsmaya, milleti, devlete, hükümete karşı ayaklandırmaya ve öfke duymasını sağlamaya yönelik teşebbüslerini devam ettiriyorlar. Bugüne kadar önümüze koydukları bütün tuzakları Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aşmayı başardık. Milletimizin cesaretiyle, dirayetiyle, ferasetiyle Allah'a şükür hepsini atlatmayı bildik. Bugünlerde yaşamakta olduğumuz bu ekonomik saldırıları da inşallah milletimiz ortaya koyduğu birlik beraberlik tablosuyla ve gerçekten sevgilediği güzel duruşla, cesur duruşla, dayanışmayla, yardımlaşmayla aşmaya başladık ve aşacağımızdan zerre kadar şüphemiz yok. Cumhuriyet Halk Partisi Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık'ta Şanlıurfa Spor'un yaşadığı sorunların çözümü noktasında ortak hareket etme çağrısında bulundu. Evet Hanım, elimizde ne geliyorsa, maddi, manevi ne olursa, çünkü bu araya gelmek çok zor. Hepimiz bir aradayız. Oda başkanlarımız burada, il başkanlarımız burada, belediye başkanımız zaten burada, diğer belediye başkan arkadaşlarımız burada. Benim sizden ricam hep birlikte. Ayın 30'u şeyde son bizim şeyde seyre çıkamıyor. Onunla ilgili ne yapabiliyorsam. Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkoğlu'sa Şanlıurfa Spor'a verdikleri desteğin devam edeceğini kaydetti. Biz görev başladığımızdan bugün şimdi aramızda olmayan vekillerimiz, bakanlarımız ve yine de görevini devam ettiren vekillerimiz ve şimdi yeni gelen vekillerimiz ve kamu kuruluşları geçmişte Şanlıurfa Spor'a hepimiz kadınca kadınca gücümüzce destek verdik. Destek vermeye devam edeceğiz ve inşallah bu halka biraz daha genişleyecek. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri ise birlik ve beraberlik mesajları verdi. Bugün vilayetimizde bayramlaşmamızı yaptık. Bütün siyasi partiler, özellikle milletvekillerimiz, il başkanlarımız, hepimiz bir aradaydık. Hep ortak noktalara parmak bastık. Çünkü Şanlıurfa hepimizin... AK Parti MKYK üyesi Bildan Polat da bayramın huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu. Bayramlar... Güzelliklerin, mutlulukların, iyi niyetlerin paylaşıldığı günlerdir. Bu vesileyle milletimizin, ülkemize, milletimize, İslam alemine bayramın sağlık, mutluluk, huzur, birlik ve dirlik getirmesini diliyorum. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal da Şanlıurfa için birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalar yürüteceklerini kaydetti. Urfa'nın sorun ve sıkıntılarını iletmeye, çözüm aramaya hep birlikte vekillerimizle, il başkanımızla, tüm protokolümüze devam edeceğiz. İnşallah kararlı ve azimli olursak, derdimiz şehrin sorunları olursa
bu şehir çok güzel yerlere gelecektir. Cumhuriyet Halk Partisi Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, vatandaşların kurban bayramlarını tebrik etti. Milletimizin, ülkemizin, İslam aleminin kurban bayramını yürekten kutluyorum. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Irak sınırında bulunan Kato Dağı'na ziyarete bulundu. Ziyaret esnasında cep telefonuyla kahraman askerlere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnanıyorum ki sizler dik durdukça bayrağımız inmeyecek," dedi. Tüm kardeşlerimize öncelikle selam, sevgilerimi gönderiyorum. Kurban bayramlarını tebrik ediyorum. Rabbim nice bayramlarla, nice zaferlerle bizleri kavuştursun inşallah. Öncelikle şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize Allah'tan şifalar diliyorum. Allah yar yardımcımız olsun. İnşallah geleceğimiz de zaferlerle dolu olsun. İnanıyorum ki sizler dik durdukça bayrağımız inmeyecek, ezanlarımız susmayacak. Bu vatanımızı kimse bölemeyecek ve milletimiz çok daha refah, huzur içinde olacaktır. Nice bayramlara diyorum, tekrar Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum. Efendim, bütün komutanlarımızın, valimizin, Özdemir abi de burada, bütün arkadaşlarımızın, herkesin hem hürmetleri var, saygıları var, ellerinizden öpüyorlar bayramlarınızı. Bayramımızı tebrik ediyorlar efendim. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Özdemir Bey'e de selamlar, sevgiler. Saygılar efendim. Tüm komuta kademesine de aynı şekilde selamlar, sevgiler. Sağ olun. Allah'a emanet olun. Hayırlı bayramlar efendim. Sağ olun. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Kanıyla beraber dünyada akan Müslüman ve mazlum kanlarının bir an evvel son bulmasını istiyoruz. Allah'a ekber. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Dergah Camii'nde kıldığı bayram namazı sonrasında vatandaşların kurban bayramlarını tebrik etti. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, vatandaşlarla bir araya gelerek halkın bayramını kutladı. Bayram namazını Dergah Camii'nde kılan Başkan Çiftçi, namaz sonrasında İl Emniyet Müdürü Veysel Tipoğlu ve AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız'la birlikte vatandaşların bayramlarını tebrik etti. Kanalurfa mikrofonlarına konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, tüm Şanlıurfa halkının Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Öncelikle tüm hemşehrilerimin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Rabbim herkesi huzura, mutluluğa eriştirsin diyorum. Hep böyle güzel günler bu topraklar üzerinde, ülkemizde, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşamayı nasip etsin. Tüm hemşehrilerime bu duygu ve düşüncelerle Kurban Bayramları'nı şimdiden tebrik ediyorum. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Veysel Tipoğlu da Şanlıurfa halkının Kurban Bayramı'nı kutladı. Mübarek Kurban Bayramı ülkemize, milletimize, birliğimize, dilliğimize vesile olmasını diliyorum. Mübarek Kurban Bayramı bütün hemşehrilerimi tebrik ediyorum. Allah daha nice hayırlar içerisinde, sağlık içerisinde, huzur içerisinde kurban bayramları diliyorum. Allah memleketimize, devletimize, bayrağımıza zeval vermesin diyorum. AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız da tüm Şanlıurfa halkının Kurban Bayramı'nı kutladı. Evet, mübarek Kurban Bayramı'na erişmenin huzuru içerisindeyiz. Bugün burada hemşehrilerimizle birlikte
bayram namazından sonra bayramlaştık. Ben Kurban Bayramı'nın elimiz için, ülkemiz için huzur, sağlık, mutluluklar getirmesini diliyorum. Tüm hemşehrilerimin bayramını tebrik ediyorum. Şehir merkezinde esnafı gezen Başkan Çiftçi, Bediüzzaman aile mezarlığına geçerek kabir ziyaretinde bulundu. Büyükşehir Belediyesi tarafından şeker ve Yasin-i Şerif'in dağıtıldığı mezarlıkta vatandaşların bayramlarını kutlayan Başkan Çiftçi, gün içerisindeki ziyaretlerine devam etti. Şanlıurfa'da kurbanı kesme konusunda anlaşamayan acemi kasaplar birbirini bıçakladı. Olay Şanlıurfa'nın Eyyubi ilçesi Direkli mahallesindeki geçici kurbanlık hayvan pazarında yaşandı. İddiaya göre vatandaşların hayvan pazarından aldığı kurbanlıkları kesme konusunda birbirleriyle anlaşamayan iki acemi kasap kavga etti. Bıçakların kullanıldığı kavgada iki kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Balıklı Göl Devlet Hastanesi ile Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya karışan diğer kişileri yakalamak için çalışma başlatırken olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz bayram namazı sonrasında Asi Mezarlık'ta vatandaşlarla bayramlaştı. Kılınan bayram namazı sonrasında Asi Mezarlığı'na geçen Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz, kabristan ziyaretine gelen vatandaşlarla bayramlaştı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Başkan Yılmaz, ziyarete gelenlerle tek tek tokalaşarak bayramlarını tebrik etti. Yazılı bir açıklama yapan Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz, kurban Allah'a teslim olmaktır, Allah'a yakınlaşmaktır. Kurban bayramının manasına uygun olarak yaşanmasını temenni ediyorum. Bayramlar, Müslümanlar arasında birlik ve beraberliğin pekiştiği ve bizler için büyük önem arz eden günlerdir. Bayramlar sevgidir, hürmettir, kardeşliktir ve mutluluktur ifadelerini kullandı. Tüm Siverek halkının bayramını tebrik eden Başkan Resul Yılmaz, Rabbimden bayramın ülkemize, İslam alemine ve insanlığa huzur, mutluluk ve hayır getirmesini temenni ediyorum, dedi. Hay bayramlar. Haydi bayramlar. Sağ ol. Allah razı olsun. Şanlıurfa'da bayram harçlığını alıp harcamak için dükkana gitmek isteyen 9 yaşındaki çocuk yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza Şanlıurfa Merkez Haliliye ilçesi Süleymaniye mahallesinde yaşandı. İddiaya göre bayram harçlığını aldıktan sonra dükkana giderek alışveriş yapmak isteyen 9 yaşındaki Sinan Ehli, yolun karşısına geçmeye çalıştığı esnada sürücüsünün ismi ve plakası öğrenemeyen bir otomobil çarptı. Ağır yaralı çocuk, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında ambulansa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, kurban kesim yerlerini ziyaret ederek vatandaşlarla bayramlaştı.
Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ilçe genelinde kurban kesim yerlerini denetledi ve vatandaşlarla bayramlaştı. Kurban kesimi için alana gelen vatandaşlarla bir araya gelip sohbet ederek sıkıntılarını dinleyen Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, özellikle temizlik konusundaki sorunların yaşanmaması için temizlik işleri ekiplerine talimat verdi. Kurban Bayramı'nın birinci günü, ben tüm İslam aleminin, Karaköprülerin, Şanlıurfalıların Kurban Bayramı'nı kutluyorum, tebrik ediyorum, hayırlara vesileler getirmesini temenni ediyorum. Tabii malumdur Kurban Bayramı'nda Allah rızası için kurbanlar kesilir. Biz de Karaköprü Belediyesi olarak tüm ekiplerimizle kurban yerleri belirleyerek öncelikle vatandaşlarımızın sağlıklı bir ortamda, temiz bir ortamda, hijyen bir ortamda kurbanları kesmelerini sağlamak için tüm ekiplerimizle birlikte sahadayız. Bizler de bugün kurban kesim yerlerini dolaşarak hem onların bayramlarını kutlayarak hem de kesim yerlerindeki eksikleri görerek o konuda onlar için elimizden gelen neyse yapmaya çalıştık. İnşallah bu Kurban Bayramı malum İslam alemi için barışın, huzurun teminlisi olur. Bayramlar barıştır. Bu bayram yanı başımızdaki Suriye'nin, Irak'taki, Arakan'daki Müslümanların huzurlu bir şekilde yaşamalarını, o konuda barış ortamı sağlanması için bir vesile olur. Ve tekrar herkesin Kurban Bayramı'nı kutluyorum, tebrik ediyorum. Allah kabul etsin. Allah razı olsun. Haliliye Belediyesi tarafından çölyak hastalarına yönelik periyodik olarak dağıtılan glutensiz mamullerden oluşan gıda paketleri bir kez daha çölyak hastalarına ulaştırıldı. Başkan Fevzi Demirkol'un benim bir belediyem var anlayışıyla sosyal belediyecilik alanında yürütülen çalışmalar kapsamında Şanlıurfa'da ilk kez çölyak hastalarına yönelik gıda paketi dağıtımı Haliliye Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıllarda başlatıldı. İçerisinde tatlı ve tuzlu yiyeceklerle ekmekten oluşan glutensiz gıda paketlerinin dağıtımı çölyaklara periyodik olarak dağıtılıyor. Kurban Bayramı'nda da Başkan Fevzi Demirkol çölyak hastalarının yüzünü bir kez daha güldürdü. Dağıtım programına katılan çölyaklı hastalar ve aileleriyle bir araya gelip sohbet eden Başkan Demirkol, Haliliye Belediyesi olarak her zaman için yanlarında olduklarını söyledi. Haliliye Belediyesi olarak genç, yaşlı, sağlıklı veya sağlığını kaybetmiş tüm kesimlerimizin hizmetindeyiz. Ve Haliliye Belediyesi olarak önce vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını tespit ederek bu ihtiyaçları sıkıntı haline dönüşmeden çözmek için gayret ediyoruz. Ve bugün bu arada toplanmamızın sebebi geçmişten bu tarafa Şanlıurfa'da ilk olarak çölyaklı hastalarımızın aynı sofrada aynı yemeği ailesiyle paylaşmasını sağladık. Ve geçmişten bu tarafa bu gıda kolileri dağıtımımız devam etmektedir. Başkan Demirkol, Türkiye'de sayılı olan glutensiz ekmek üretim fırını kurduklarını ve en yakın zamanda da bu fırının hizmete gireceğini ifade etti. Bölgede değil, Türkiye'de ilçe belediyesi olarak hiçbir ilçenin yapmamış olduğu bir hizmeti gerçekleştiriyoruz. Haliliye Belediyesi olarak daha önce büyük şehirlerden gelen glutensiz undan yapılmış ekmekleri inşallah Haliliye'de üretmeye başlayacağız ve bu fırınımız şu anda makine ve teçhizatı gelmiştir. Mevzuat konusunda arkadaşlarımız çalışmalar yapmaktadırlar ve inşallah bu önümüzdeki ay içerisinde bu fırınımız hizmete girecek. Vatandaşlar da Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol ve ekibine teşekkür etti. İlk günden beridir ben biliyorum, yani yardımını da alıyorum. Allah kendilerinden ve emeği geçen herkesten razı olsun. Ceylanpınar Belediyesi bayram öncesi her yıl olduğu gibi bu yılda ilçe mezarlığında yakınlarını mezarları başında ziyaret eden vatandaşlara Yasin-i Şerif dağıttı. Yakınlarının mezarları başına giden Ceylanpınarlılar dualar ederek Kur'an-ı Kerim okudu. Ceylanpınar Belediyesi de her yıl olduğu gibi bu yılda mezarlığa gelen vatandaşlara Yasin-i Şerif dağıttı. Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, AK Parti İlçe Başkanı Halis Şimşek, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Bayol ve Belediye Meclis Üyeleri ilçe mezarlığında kabir ziyaretinde bulundu. Mezarlık ziyareti yapan vatandaşlarla bir süre sohbet eden Başkan Atilla, kabirleri tek tek gezerek merhumlar için Fatiha okudu.
Başkan Menderes Atilla daha sonra kendi elleriyle vatandaşlara Yasin-i Şerif dağıttı. İnşallah Müslümanlarımız kurtulmuş olurlar. Zulüm ve baskı altında olmadan bir bayram ve bayramlar Allah İslam alemine nasip etsin diyorum. Ve şu an ülke mezarlığımızdayız. Hemşerilerimizle beraber bunlara her yıl Yasin-i Şerif'imiz var. Hemşerilerimize mezarlarını ziyaret ettikleri zaman Yasin-i Şerif'i veriyoruz onlara. Hem okuyorlar hem de hatıra olarak saklıyorlar. Yani söylediğim gibi başta İslam alemi olmak üzere Türkiye'mizin dilimiz Şanlıurfa'nın Şanlıurfa'nın hemşerilerimiz ve Ceylanpınarlı hemşerilerimiz hepsinin bayramını kutluyorum. Allah kazasız, belasız, hayır ve selametle nice bayramlar görmeyi hepimize nasip etsin. Teşekkür ederim. Senden başlayalım. Belediye başkanımızın Menderes Atilla Bey'in Yasin Çelik dağıttığını gördük. Sağ olsun bu konuda el boş geldik ama Yasin'i Şerif'i buradan aldık. İlgisi gerçekten güzel. İnsanlar hep burada Yasin Şerif alıyor. Yani gerçekten Allah razı olsun onların. İnşallah yaptığımız dualar da ona da gider. Belediye başkanımıza Yasin dağıtımından dolayı bu mübarek günde teşekkür ediyoruz. Allah hayırlı kabul etsin inşallah. Bolu'nun Göynük ilçesinde 80 yaşındaki bir kişi kurban kesimi esnasında tartıştığı 24 yaşındaki torununu tüfekle ateş ederek öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Olay sabah saatlerinde Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Çatıcı köyünde yaşandı. Bayramlamasının ardından kurban kesimi için köydeki evlerinin bahçesinde toplanan Biçer ailesinden dede Mehmet ve torun Mesut Biçer arasında tartışma yaşandı. 80 yaşındaki Mehmet Biçer tartışma sonrasında eve girip aldığı av tüfeğiyle torunu 24 yaşındaki Mesut Biçer'e ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Mesut Biçer olay yerinde hayatını kaybetti. Olay sonrasında Mehmet Biçer tüfekle başına ateş ederek yaşamına son verdi. Diğer aile bireylerinin ihbarı sonrasında köye jandarma ekipleri sevk edildi. Mehmet ve Mesut Biçer'in cenazeleri olay yerinde yapılan inceleme sonrasında Göynük Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bolu'nun Göynük ilçesinde Mehmet Biçer'in torunu Mesut Biçer'i tüfekle ateş ederek öldürdükten sonra intihar ettiği olayın ayrıntıları da ortaya çıkmaya başladı. Yaşa bağlı olarak akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen Mehmet Biçer'in kurban kesimi sırasında aile büyüğü olarak çağrılmadığı ve elinin öpülmediği için sinirlendiği belirtildi. Mehmet Biçer'in torununa ben bu ailenin büyüğüyüm, beni nasıl kurban kesimine çağırmıyorsunuz, elimi de öpmüyorsunuz. Hiç büyüğe saygı kalmadı dedikten sonra torunuyla tartıştığı ve ateş açtığı ifade edildi. Olayın ardından Biçer ailesi evlerinin önünde taziyeleri kabul ederken jandarmanın olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü bildirildi. Adana'da sokakta oynayan çocukların kavgasına büyükler de katılınca polis kavgaya biber gazıyla müdahale etti. Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Kışla mahallesine meydana gelen olayda sokakta oynayan çocuklar arasında kavga çıktı. Çocukların kavga ettiğini gören büyükler de sokağa çıkıp birbirleriyle tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce çevredeki vatandaşlar olayı polise haber verdi. Olay yeni gelen polis kavgayı ayırmak istedi. Ancak buna rağmen taraflar kavga etmeye devam edince polis takviye ekip çağırdı. Kavga edenlere biber gazıyla müdahale eden polis tarafların ayrılması için havaya da ateş açtı. Takviye ekibin gelmesiyle kavgayı önleyen polis çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Yenisu köyünde 10 Temmuz sabahı yayladaki çadırlarının önünde kardeşiyle oynarken kaybolan 3,5 yaşındaki Evrim atış arama çalışmaları Kurban Bayramı'nda da devam etti. Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Yenisu köyü yaylasında 43 gündür kendisinden haber alınamayan Evrim'i arama çalışmaları sürüyor. Tokat'ın Turhal ilçesinde konuştuğu bulunan Nevşehir Jandarma Komando taburundan timler Kurban Bayramı'nda da arama çalışmalarına devam etti.
Ormanlık alanda faaliyetlerine devam eden komandolara UMKE ekipleri de eşlik etti. Yaylada yakınlarıyla bayramlaşan aileden amca Niyazi Atış'la babaanne Sati Atış, basın mensuplarının röportaj taleplerine geri çevirdi. Buruk bir bayram geçiren köylüler ise günlerdir evinden haber alınamadığını, endişeli bekleyişlerinin devam ettiğini belirtti. Kurban Bayramı 40 günü geçti. 40 gündür daha hiçbir haber yok. Hala millet üzgün. Çaresiz bekliyoruz. Hala umut bekliyoruz. Yok. Bir umut yok. Anne baba tutuklu. Evrim'in kaybolması sonrasında gözaltına alınan anne Dilek Atış'la baba Burhan Atış, 23 Temmuz'da Turhal Adliyesi'ne sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Anne ve babanın çelişkili ifadeler vermesinden dolayı tutuklandığı öğrenilirken, Evrim'in anne ve babasıyla yakınlarının cep telefonları incelemeye alınmıştı. Dilek Burhan Atış çiftinin iki çocuğundan büyüğü olan Evrim Atış, iddiaya göre 43 gün önce sabah saatlerinde Yenisuköy yaylasındaki çadırdan hayvanları suya götürmek için ayrılan babaannesi Sata Atış'ın peşinden giderken, babaanne geline seslenerek torununu çadıra göndermişti. Evrim'i çadırda kardeşi 1,5 yaşındaki Sati Atış'ın yanına bırakan anne Dilek Atış, bir süre sonra çadıra geri geldiğinde kızını bulamamıştı. Bir süre kızını çadır etrafında arayan anne Dilek Atış durumu eşine ve ailesine bildirdikten sonra jandarmaya haber verirken arama çalışmaları başlatılmıştı. Aramalara jandarma komandolar, JAK, AFAD ve UMKE arama, istakip ve kadavra köpekleri katılırken bugüne kadar yapılan çalışmalarda bir bulguya rastlanamadı. Her yıl 15 bine yakın tarım işçisinin istihdam edildiği Aksaray'da tarlalarda çalışan Şanlıurfalı tarım işçileri kaldıkları çadır kentte kurbanlarını kesti. Aratol bölgesinde yaşayan yaklaşık 1500 kişilik tarım işçilerinin bir kısmı da bayram olmasına rağmen tarlalarda çalışmalarını sürdürdü. Çadırların önlerinde tekbir eşliğinde kurbanlarını kesen tarım işçileri, kurban kesimi sonrasında yeniden tarım arazilerindeki çalışmalarına döndü. Genç yaşlı, çoluk çocuk demeden çadırlarda yaşamlarını sürdüren tarım işçileri, kurban kesimi sonrasında birbirleriyle bayramlaşırken tüm İslam aleminin de bayramlarını kutladı. Şanlıurfa'dan geldik, tarım işçisiyiz, mevsimlik işçisi. Burada yani 6-7 ay kalıyoruz, iki bayramı burada geçiriyoruz. Şimdi kurbanlarımızı işte burada kesiyoruz. Kurbanlarımızı kestikten sonra tarla işine devam edeceğiz, yani işe devam edeceğiz yani. Şanlıurfa'dan geldik Aksaray'a, Aksaray'da çadırlarda kalıyoruz işte. Mevsimlik işçiyiz. Kurban bayramımızı kendi çadırlarımızda kutluyoruz. Sabah işe gidiyoruz, akşam da geliyoruz. Bütün İslam aleminin bayramı mübarek olsun. Elhamdülillah, çok şükür. Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak da Şanlıurfa'dan Aksaray'a çalışmak için gelen yaklaşık 1500 ila 2000 civarında mevsimlik işçi olduğunu söyledi. Tarım işçileri olmasa biz tarım yapamayız. Urfa'dan gelen köyümüzde yaklaşık 1500 ile 2000 civarı şu anda ikamet eden tarım işçimiz var. Tabi bugün bayramın birinci günü, o kardeşlerimiz de ne kadar işçi de olsa dahi dini vecibelerini yerine getirdiler. Birçok kardeşimiz kurbanını kesti. Şu anda bayramın birinci günü kurbanları kesti. Tabi biz hem köy muhtarı olarak hem de Ziraat Odası Başkanı olarak, köy halkı olarak elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştık. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi geçici barınma merkezinde yaşayan Suriyeli sığınmacılar bayram namazında ülkelerindeki savaşın bir an önce bitmesi için dua etti. Ülkelerinde çıkan iç karışıklıktan dolayı Türkiye'ye sığınmacı olarak gelen 23 bin Suriyeli bayramı çadır kentte buruk bir şekilde kutladı. Suriyeli mülteciler hep birlikte saf tutarak bayram namazını kıldı. Bayram namazı sonrasında hutbe verildi. Hutbede Suriyeli imam, birlik ve beraberliğe vurgu yaparak kendilerini ağırlayan Türk hükümetine ve Türk halkına teşekkür etti. Dua esnasında bazı yaşlı Suriyeliler gözyaşlarına hakim olamadı.
Namaz sonrasında tekbir sesleri yükseldi ve bayramlaşma yapıldı. Bayramlaşma esnasında birbirine sarılarak kucaklaşan Suriyeliler duygusal anlar yaşadı. Şanlıurfa'da Kurban Bayramı sabahı mezarlıklara giden vatandaşlar hayatını kaybeden yakınları için Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti. Şanlıurfa'da her bayram olduğu gibi bu bayramda da vatandaşlar ilk olarak mezarlıkları ziyaret etti. Kurban Bayramı namazını kıldıktan sonra Bediüzzaman aile mezarlığına giden vatandaşlar, hayatını kaybeden yakınlarının mezarlarına su döktü, Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti. Kimi vatandaşlar da bayramda yakınları yanlarında olmadıkları için duygusal anlar yaşadı. Bu haberle birlikte ana haber bültenimizde noktalayalım sevgili izleyenler. Yeniden birlikte olmak dileğiyle. İyi bayramlar.